Bilgisayar hard diski görmüyor. Normalde burada hard diski görmesi lazım. Hard diski görmediği için de format atamıyoruz. Hard disk yüklü olarak gözükmüyor şu an gördüğünüz gibi. Sıfır laptop aldınız. Laptopunuza formatı atamadınız. Çünkü hard diskiniz bilgisayarınızda, yani laptopunuzda gözükmüyor. Peki bunun çözümü nasıl? Ona bakalım. Intel'in Rapid Depolama Teknolojisi'nin sitesine giriyoruz. Buradan programı indiriyoruz arkadaşlar. İndirdikten sonra klasörü çıkarıyoruz. Bu klasörü arkadaşlar flash belleğimizdeki Windows 11'in, yani yüklü olan Windows 11'in içerisine atıyoruz. İçerisine attıktan sonra flash belleğimizi çıkarıyoruz. Ve daha sonra format işlemine geçelim arkadaşlar. Flash belleğimizi laptopumuza takıyoruz. Bilgisayarımızın BIOS menüsüne girdikten sonra Acer laptoplarda söylüyorum. F12 boot menüyü açık hale getiriyoruz arkadaşlar. Burası disabledi, kapalıydı. Burayı açık hale getiriyoruz. Ve daha sonra sağ eleyip çıkıyoruz. F10'a basıyoruz. Yes diyoruz. Ve bilgisayarımız açılınca F12 tuşuna basıyoruz. Sürekli F12 tuşuna basıyoruz. Boot menü geldi arkadaşlar. Şimdi buradan hard diskimizi seçiyoruz. Ve format işlemine geçeceğiz. Laptop üzerindeki mouse'umuz şu an çalışmadığı için harici mouse takıyoruz. Sonraki diyoruz. Şimdi yükleye basıyoruz. Ürün anahtarı yok diyoruz. Ürün anahtarınız varsa oraya giriyorsunuz. Arkadaşlar Windows'unuzu orijinal yapmak için. Ve daha sonra Windows 11 Pro'yu yüklüyoruz. İstediğiniz Windows 11 sürümlerini yükleyip kurabilirsiniz. Biz en gelişmiş sürümlerden biri olan Windows 11 Pro'yu yükleyeceğiz. Şu an gördüğünüz gibi hard diskimizi görmüyor laptopumuz. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Sürücü yükle diyoruz. Flash belleğimizin içine attığımız dosyayı burada göstereceğiz arkadaşlar. Sürücü yükle diyoruz. Göz at diyoruz. Buradan IRST, Intel Rapid Storage, yani depolama teknolojisini seçiyoruz arkadaşlar. Tamam diyoruz. Buradan ilk çıkanı yüklüyoruz. Sonraki diyoruz. Evet, gördüğünüz gibi laptopumuzda hard disk görmeme sorunu düzelmiş oldu. Hard diskimiz gözüktü arkadaşlar. Daha doğrusu laptopumuzda SSD yüklüydü. 500 GB'lık SSD'mizi laptopumuz gördü. Bu yöntemle siz de yeni almış olduğunuz, sıfır almış olduğunuz laptoplara format atamıyorsanız bu yöntemle format atabilirsiniz. Hard diskinizi gösterebilirsiniz arkadaşlar.
Laptopumuz arkadaşlar FreeDOS, yani Windows işletim sistemi yüklü olmadan geliyor. Windows işletim sistemi yüklü olmayan laptoplara gösterdiğim yöntemle format atabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Acer laptopumuza Windows 11 64 bit Pro işletim sistemini kurduk. Gerekli olan driverları ve update'ini yapacağız. Windows işletim sistemimizi orijinal yapacağız arkadaşlar. Dijital key satın alarak orijinal işletim sistemi olarak kullanacağız. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Acer laptopumuzun kutu açılımını ve format işleminin nasıl yapıldığını anlattık. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız YouTube kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.